Ama kopya çekilecek bir modül olmamasına rağmen dikkatinizin öbür tarafa başkasının bilgisayarına kaymış olması bize neyi düşündürmeli? Odaklanma problemi düşündüğünüzde diyalarda problem yaratır. Ama diyaları geçseniz dahi asıl problemi nerede yaratır? CRM sürecinde nasıl karşımıza gelir? Var mı dikkat dağınıklığı sorunumuz? Anlık bir dürtü. Peki dürtüleri kontrol edememek bir pilotta olması gereken özelliklerin başında gelir, değil mi? Pilotlar dürtüsel insanlardır. Tabii F olarak mesela kaptanın sonuç itibariyle düşündüğünde göstergelerle ilgilenmeniz gerekir, değil mi? Kendi önümüze bakmıyorsun, çaprazına bakıyorsun. Biz kendi işimize bakmayız uçarken, öbürü ne yapıyor diye bakıyoruz. Uçaklarla aranız nasıl? Gençliğimde mi? Gördüğüm kadarıyla 20'lerin ortasındasın. Gençliğimde derken neyi kastettin sizin? Gezegende kaç yaşında ölüyorsunuz siz? 40, 45 mi? Peki 2016'dan bu yana ne yaptık? Yıl olmuş 2023. Abi insan niye İngilizceden kaçar ya? Orta çağda kime cahil deniyordu Avrupa'da? Ya da Orta Doğu'da? Okuma yazma bilmeyene, Orta Doğu'da Arapça, Farsça bilmeyene, Avrupa'da da Latince bilmeyene, değil mi? Şu anda da İngilizce bilmeyene. Şu anda da İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilmeyen. Ha? Hatta Almanca falan da değil, Çince. Ha, İngilizceyi bir köşeye attın, yıllarca Çince öğreniyor. Çin'de mi uçacaksın sen? Kardeş, şu an senin B planın başka bir kariyer olamaz ki. İyi de yavrum çocuğum, ortada böyle bir şey var. Şimdi daha A firması var. Daha bunun düşündüğünde LİTES süreci var. Ha, sen daha buna girmeden, sen B planını oradan hazırlarsan, bunda mülakatta söylersen, where are you going? Morning, morning derler İngilizce. Sen İngilizce sevmiyorsun ama. Notunu al. Where are you going? Morning, morning yaz oraya. Yok canım, ben o kadar şey sıkı bir, ters bir adam değilim. Eğleniyoruz işte bak, çalışırken bir yandan da. Arada trollüyorum ki yanlışlarınızı görün de. Hep bağıra çağıra olmuyor. Bak şu ana kadar konuşmamız itibariyle ben seni geçirmem. Ben sana söyleyeyim. Bana dedin ki, ortalama niye böyle dedim, ortalama mı iyi dedin. Nasıl dedin ortalama, niye bu ortalama, iyi bu ortalama değil. Eski şeyime göre, öğrencilik kariyerime göre çok iyi dedin. Lan senin eski öğrencilik kariyerin buysa, iyisi buysa kötüsü ne?
Ben niye düşündüğümde not ortalaması kariyeri çok kötü bir adamı pilot yapayım ki? Bir de öte yandan sene sonuçta akademide vereceğim öyle 14 tane 13 tane kitap. Onları nasıl okuyacaksın İngilizceden kaçaraktan? Kaçıyordun, kaçmıyormuşsun. Şu anda İngilizce yeterliği verdin. Problem değil. Bu arada komşumun shuttle'ı gidiyor şu anda. Uçuşa gidiyor gördüğüm kadarıyla. VTR. Yanımdan geçti şimdi tesadüf. Uçuşa gidiyor ve seninle ilgili bağlantısı olduğuna göre herhalde pilottur ya. Yani. Yoksa sen kabine mi hazırlanıyorsun? Ben kafam mı karıştı? Bugün benim durumsal farkındalıkta bir sorun mu var? Geçen biri geçtim diye yazmış. Ben de bir tane de başka mesaj yazdı. Ona yazarken öbürüne "Aa üzüldüm, üzüldüm falan kötü geçti" diye yazana bir durumsal farkındalık. Çocuk da diyor ki "Hocam geçtim" dedim. "Bir yanlışlık yok. Geçtim, geçtim" diyor. Dedim. İşte gelin işte gözünden yaşta olunca oluyor öyle dedim ama şimdi bu küçük bir hata. Sen diyalar gibi hayatın için önemli bir sınavda düşündüğünde yan ekranda ne işin var göz olarak? Odak problemi değil. Bir dürtü problemi. Odağını kendi dürtüselliğin nedeniyle bozuyorsun. Odak problemi nedir? Ben seninle konuşurken, sana odaklanırken senin arkandaki bu ekranda aynı arkandaki şeye odaklanırım. Avizeye odaklanırım. Bu lale şeklinde zımbırtı var ya tavanda asılı ikili. Ya da arkadaki o yeşil tabloya odaklanırım. Sarı çerçeveli, altın çerçeveli. Ne yazıyor üstünde diye okumaya çalışırım. Tuğra mı üstünde? Şimdi göremiyorum senin kafanda. Ha şimdi gördüm, evet Allah yazıyor. Tamam mı? Ha, ben sana bakmak yerine tabelaya bakarsam sonuçta orada ne yazıyor diyor. Sürekli orayı kafaya eğip senin kafandan onu görmeye çalışıyorsam o zaman odak problemi var. Ama ben gidip de başka bir tarafa bakıyorsam o zaman dürtü problemi var. Ama senin konuna bağlantılı olarak bu arada komşumun da shuttle'ı geçti uçuşa gidiyor şeklinde senin korun ve senin mülakatına bağlı senin motive edici bir örneği oradan alıp önüne koyarsan o zaman durumsal farkındalık puanı alıyor. Şimdi anladın mı? Sonra diyorsunuz Murat size ne öğretiyor? Murat bunları böyle teker teker anlatarak öğretiyor işte yani. Aralarındaki farkları. Bir kere yanlış öğrendiklerinizi düzeltiyorum. Bu arada senin kafa niye buraya gidiyor böyle? Ha, telefon yamuldukça senin kafa da mı yamuluyor? Ha? Bilmiyorum. Bir trim ayarı lazım kalkış öncesi bence. Sen biraz sola çekiyorsun sanki. Şu an iyi. Çünkü sen bu tarafa doğru yattıkça ben de ister istemez bu tarafa çekiyorum ya. Yani. Mülakatta da aynı şeyi yapma. Güzel. Şu ana kadar sıkıntımız neydi? Dürtü, durumsal farkındalığı böyle algılamamıştın hiç. Başka? Odakla şeyi karıştırıyordun. Güzelliği. Başka? Ortalama ve dil bununla ilgili soruyu da oradan sorma. Sen anlatmazsan kimse bunu taşımaz da. Ama eğitilmeye ve öğretilmeye motivasyonun açısından eksi puan verebilirim. Yani. Yabancı dilden kaçıyordum dersen. Öğrenme motivasyonu düşük. Verebilirler dediğim artık size feedback'i böyle al diye vermiyorlar da. Ama oradaki görüşme mülakat formuna yazıyorlar. Yani.
senin dosyana yazıldığında da sen de onu almış oluyorsun. Bazı ukalaları arkadaşlar ben böyle deyince artık feedback vermiyorlar hocam. Sizin elinize vermiyorlar. Siz alıyorsunuz da farkında olmuyorsunuz. Görünmeyen bir kurşuna vurulmak gibi bir şey bu. Bir şey böyle deliyor geçiyor. Kurşun içeride değil, deliyor geçiyor böyle siz. Kurşun yok içeride sen. Ölmem ben canım, belli geçti. Beyin dağıldı. Toparlar. Sonra dağılmış iç organlarla benim karşıma geliyorsunuz. Hocam ben neden retest oldum? Allah'tan daha henüz oraya gitmedik yani, daha sende. Ha? Dur da ben seni oraya gitmemen için çeşitli yollarla bağlayacağım ve sabitleyeceğim de. Çok da stabilleştirmem, yani statikleştirmemek lazım. Stabil bir şeyde şeye denge yaratmak lazım. Çalışacağız bakalım. İyi. En azından şeysin. Anlamaya, dilemeye, öğrenmeye açık bir adamsın gördüğüm kadarıyla. En azından şey yapmıyorsun, ukalalık yapmıyorsun, dik konuşmuyorsun, dik çıkmıyorsun. Benim ne demek istediğimi anlamaya çalışıyorsun. Parmağıma değil gösterdiğim yere bakabiliyorsun. Kullandığım argümanları ya da yaptığım esprileri anlayabiliyorsun. Güzel. Bu da zaten iyi çalışacağımızı gösteriyor. Başta iyi anlaşmak önemli, öbür türlü aramızdaki iletişim bariyerlerini şey yapamıyor.